Değerli hastalarım, bugün prostat biyopsisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Prostat biyopsisi makattan yerleştirilen ve prop adı verilen ince bir cihazla yapılan ultrasonografi eşliğinde prostat bezinden parça alma işlemidir. Prostat kanserinin kesin tanısı için mutlaka gereklidir. Prostat biyopsisi kanda bakılan PSA yani prostat spesifik antijen testi yüksek çıkan, makattan parmakla yapılan muayenede veya görüntüleme yöntemleriyle prostatında şüpheli bulgu saptanan erkeklerde prostat kanseri olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem kalın bağırsağın uç kısmı olan rektum duvarından iğne ile girilerek yapılır. İlk olarak hastamızdan ultrason masasında yan yatarak dizlerini bükmesini ve hafifçe karnına çekmesini istiyoruz. Daha sonra incelemede kullanılan ince cihaz makat bölgesine yerleştiriliyor. Klasik yani eski yöntemle yapılan prostat biyopsisinde makattan yerleştirilen ultrason probuyla prostatı görerek biyopsi tabancasıyla prostat bezinin farklı bölgelerinden 12 adet parça alınıyor. MR füzyon biyopside ise daha önce yapılan MR'da görülen şüpheli bölgeleri yüksek teknoloji yardımıyla biyopsi sırasında ultrason görüntüleriyle birleştirerek belirlenen şüpheli bölgelere nokta atışı yapıyoruz. Alınan doku örneklerini koruyucu sıvı bulunan kaplara koyup patoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Daha sonra bu parçalar patolojide incelenerek hem kanserin var olup olmadığına hem de tümörün hangi düzeyde agresif olduğuna bakılıyor. Bu sayede tümörün büyüme hızı ve metastaz yapma yani yayılma ihtimali değerlendiriliyor. Biyopside enfeksiyon meydana gelme riskini en aza indirmek için hastamız işlemden önceki gün ağızdan antibiyotik almaya başlıyor ve işlem sonrasındaki günlerde de almaya devam ediyor. Ayrıca işlemden hemen önce kas içine antibiyotik enjeksiyonu yapıyoruz. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçları kullanıyorsa hastamız işlemden bir süre önce bunları kesmesi gerekebiliyor. Biyopsi sırasında ağrı olmaması için prostat çevresine lokal anestezi uyguluyoruz. Ancak damardan ilaç verilerek yapılan sedasyon yani hafif uyutma uygulaması işlemin ağrısız ve daha konforlu olmasını sağlayabiliyor. İşlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. Her girişimsel işlemde olduğu gibi prostat biyopsisine bağlı olarak da bazı komplikasyonlar meydana gelebiliyor. En sık görülen komplikasyon idrarda, menide veya dışkıda kan görünmesi. Ancak bu durum genellikle 2-3 gün içinde kendiliğinden geçiyor. Çok daha seyrek olarak ciddi idrar yolu enfeksiyonu, sepsis gibi durumlarda meydana gelebiliyor. Normal şartlarda hastalarımız işlemden birkaç saat sonra normal günlük hayatlarına dönebilmekte. Prostat biyopsisi MR füzyon tekniği kullanılmadan yani eski yöntemle yapıldığında her 4 hastanın birinde sonuç temiz gelmesine rağmen kanser şüphesinin devam etmesi nedeniyle biyopsinin bir süre sonra tekrarlanması gerekebiliyor.